Efendim Talas ve Zolo konağından hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ortak özel yayında karşınızdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki Bey konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Kayseri'deki televizyonlardan ortak olarak canlı yayınlanan programda televizyonların genel yayın yönetmeni arkadaşlarımız Sayın Bakanımıza sorular yöneltecekler. Efendim vakit çok kısıtlı, sizin vaktiniz de çok yoğun. Hemen arkasından bir başka ulusal televizyonda program var ve gördük, Allah yardımcınız olsun, gerçekten boş vakit yok. Zamanı iyi değerlendirmek adına hemen soruya girmek istiyorum. Tabii. Konu çok, ilgi alanı çok fazla ama son günlerdeki tartışılmaz konu referandum. Takip ediyoruz sizi de, bakanlık faaliyetleri yanında referanduma da hız verdiniz. Değişik illerde referandumla ilgili konuları değerlendiriyoruz. Son gelinen noktayı sormak istiyorum. Evet ve hayırlar noktasında gözlemleriniz tabanda nelerdir? Değerlendirmeniz nasıldı? İlk başlanılan noktada farklı bir profil vardı. Şimdi gelinen noktada Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakan'ın, sizlerin ve diğer AK Parti ve MHP başta olmak üzere evet grubundakilerin yoğun çabalarıyla farklı bir atmosfere girildi. Çok değişik yerlerde, sağda, solda, yukarıda, aşağıda, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki gözlemlerinizle bulunan noktadaki referandumdaki son durumu almak istiyoruz efendim. Tabii anayasa görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi mecliste bir takım eylemlerle müthiş şekilde bir refleks gösterdi. O eylemler biraz dikkat çekici oldu. Bu arada da bazı söylemlere ısrar ettiler. Yani diktatörlük geliyor, tek adamlık dönemi geliyor, meclis fesh oluyor. İşte 18 yaşında çoluk çocuk dolacak, bilmem ne. Onlar emekli olacaklar beleşten vesaire gibi. Arka arkasına her birisi yanlış olan, yalan olan bu propagandalar gelince bir dikkat çekici ortam oluştu. Biraz da toplumda tuttu bu ısrar edince. Tabii sonra bizim kampanya dönemini başlatmamız, arkasından alana inip tek tek işin doğrusunun ne olduğunu söylememiz, sonra referandumdan neyi murad ettiğimizi, niçin bu referanduma gittiğimizi, anayasanın niye 18 maddesini değiştirmek için ısrarcı olduğumuzu tek tek anlatmamız neticesinde şimdi müthiş şekilde bir değişim başladı. Tabii Cumhurbaşkanımızın alana inmesi, Başbakanımızın alanlarda olması, bütün bakan arkadaşlarımızın koşturması, ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi tarafında Devlet Bey'in ve Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızın da alana inerek çalışmaları bir anda evetleri çok daha farklı bir şekilde öne doğru taşıdı. Bunu çok net görebiliyoruz alanda. Belki bu dönem biraz daha evet veya hayır meselesinde belirleyici olacak grup Güneydoğu gibi gözüküyor, Doğu gibi gözüküyor. Çünkü Batı'da, Orta Anadolu'da insanların siyasi görüşleri belli. Ona uygun bir tavır alıyorlar. Veya ufak tefek de olsa sapmalar oluyor. Buna kimsenin diyeceği bir şey yok zaten. Ama Güneydoğu'da daha önceki seçimlerde özellikle küçük köylerde, beldelerde silah zoruyla, korkutarak, tehditle o bölücü grubun siyasi uzantısına oy toplayanların etki alanı ve hakimiyetleri kırıldı. Oradaki vatandaş, gözlemleriniz nasıl efendim? Özellikle Güneydoğu'da. Ben dün Mardin'deydim. Evet, sonra doğru. Nusaybin'e geçtim. Takip ettik. Yarın evet. Nasip olursa Sur'da, Diyarbakır'da olacağım. Hafta içinde Şırnak ve Hakkari ziyaretiniz var. Var evet. Gelecek hafta Şırnak'ta olacağız Sayın Başbakanımıza. Ben ilçelerini gezeceğim ayrıca. Sonra Yüksekova'ya da gideceğim. Şimdi buralarda gittiğim zaman tabii herkesle görüşüyorum. Alanlara iniyorum, kahveleri geziyorum, sokakları geziyorum. Orada ilçe teşkilatlarımıza uğruyorum moral bulmaları için. Eskiden terörün, teröristlerin ve onların siyasi uzantılarının mutlaka hakimiyeti var. Ama son dönemde 1-2 yıldır özellikle güvenlik güçlerimizin orada teröristleri yok etmesi, asayişi, huzuru sağlaması herkese bir güven getirmiş. Hafif de olsa bilinç altında hala şöyle bir korku var. Acaba askerler bırakır gider mi buradan? Polisler bizi bu teröristlerin insafına terk ederler mi gibi bir korku var. Çünkü benim her konuştuklarında diyorlar ki sizden birinci istirhamımız lütfen buradan gitmeyin. Şu huzuru devam ettirin. Dün mesela Nusaybin'de birkaç bin kişinin katıldığı, ben bir temel atma töreni yaptım. Doğru. Canlı yayında da katıldım. Nusaybin terör örgütünün kara kutusu olarak gözüküyor. Her seçimlerde oylarda %90-97'lere kadar çıkan bir oranda. Çok da zor temizlenmişti orada teröristler. Zaten en son orası temizlenmişti. Evet, doğru. Bir alanda temel attık. İşte onlarca şehidimiz var. İnsanın içi yanıyor oraya gittiği zaman. Öyle bir bölge.
Oradaki halk bile rahatlamış, birkaç bin kişi gelmiş. İlçe başkanına sordum, daha önce biz parti olarak burada hiç toplantı yapabildik mi, miting yapabildik mi? Ne yazık ki dedi, hiç. Ama dedi, geçenlerde buraya 15 tane HDP'li milletvekili geldi. Herhalde 15 kişi kadar da onların danışmanları vardı. İlçe yönetimlerini bir o kadar adam belki karşıladıysa karşıladı. Hiçbir yeri gezemediler. İnsanların elini sıkamadılar. İnsanlar hepsi sırtını döndü bunlara. Ve bunlar da mecburen bırakıp yani gittiler. Yani HDP oylarının en az yarısının evete tahvil edileceğini düşünüyorsunuz? Yani oradaki ben atmosferi tarif için bunları anlatıyorum ama serbest kalınca insanlar da vicdan sahibi nihayetinde. Bir taraftan teröristlerden temizliyorsunuz. Bir taraftan yıkılan evleri yapıp mağdur olan vatandaşların evini de veriyoruz orada. Bir taraftan da devletin şefkatli ve yumuşak merhametli tarafı orada yavaş yavaş devreye girdiğinde herhalde birçok şey değişecektir. Çünkü hizmetler gelmeye başladı. Keşke belki de orada bir sene daha geçseydi bütün yaraları sarmış olurduk. Mesela bir vatandaş şimdi orada ev bir sene önce yıkılmış diyelim. Veya orada alanı terk etmişler. Çatışmalar başlamış. Böyle bir vatandaş gelip bizimle anlaşma yaparsa Çevre Şehircilik Bakanlığı ile derse ki benim 100 metrekare evim vardı. Siz burada sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz. Evleri de boşaltın dediniz. Biz de sözünüze uyduk, çıktık, gittik. Evimiz de yıkıldı. Eşyalarımız da yandı. Bizim 100 metrelik evimize 100 metre ev verin. Tamam diyoruz. 100 metrelik ev verdiğimiz gibi veyahut da vereceğimiz tarihi belirliyoruz. Onu verdiğimiz gibi ilk evini boşalttığı günden itibaren Mardin'de ise aylık 745 lira kira parasını ödüyoruz. 10 ay önce boşaltmışsa evini, 10 aylık kirasının peşin veriyoruz. Evini ne zaman teslim alacak? 10 ay sonra. 10 ay daha kira yardımına devam ediyoruz. Sonra orada vatandaşın evin değeri ne kadar diyelim? Hep bir birim üzerinden gittiğimiz için 100 milyon lira yıkılan evi. 12 milyon lira da eşya parası veriyoruz. Yani bu yardımları yapınca vatandaş orada da bu insanlığı görüyor. Devletin bu şefkatli, merhametli tarafını görüyor. Ve mutlaka da bunların da bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde orası biraz belirleyici olacak. İnşallah hayır olur sonucu. Seçmen güvenliği konusunda efendim belki irade olarak vermek de isteyecektir ama daha önce gördüğünüz gibi teröristlerin baskısıyla farklı sonuçlar orada çıktı. İnanılır gibi değil. Orada siviller de olmasına hatta polis memuru olmasına ama onların adına da kullanıldığını gördük. Orada şöyle oluyordu. Var mı efendim? Bakın şimdi herkes kendi nefsini ölsün. 50 haneli bir yerdesiniz. Devlet oraya her gün 10 tane jandarma ile bekleyecek hali yok. Veya 30 haneli bir mezra, 100 haneli bir yer. Hayvancılıkla geçiniyorlar zaten. Geçimleri belli, çiftçilikle mezra geçiniyorlar. Yani. Mezralar, küçük köyler veyahut da PKK'lılar gelmişler. Demişler ki eğer bu köyden 2 tane AK Parti oy çıkarsa 2 kişi vuracağız. 3 tane çıkarsa 3 kişi vuracağız. Kimi vuracaksınız? Bilmeyiz demişler. Şu tepeye oturacağız. Giren çıkan kim denk gelirse. Muhtarlar korkudan oturmuşlar. Hiç kimseyi sandığa yaklaştırmamışlar. Hepsine imza atmışlar, hepsine mühürü vurmuşlar, kapatmışlar. Doğru. 2340 kadar sandık, %100, ya o köyün iyi de HDP çıktı. Muhtarı var, o köyün imamı var, öğretmeni var, devletle temaslı olan devlet yanlısı bir sürü insan var içeride. Hepsi mi HDP'ye verdi yani? 1 Kasım seçimleri geldiğinde biraz daha biz tedbirler aldık, alabildiğimiz kadar. 230 sandığa düştü, %100 HDP olan. Yani orada öyle bir baskı vardı. Şimdi bu baskı hiç kalmadı. Herhalde oradaki oylar farklı çıkacak. Teşekkür ediyorum. Buyurun Doğan Bey. Evet, şimdi Sayın Bakanım, özellikle muhalefetin gündeme getirdiği tarafsız bir cumhurbaşkanlığının nasıl olacağı yönünde eleştiriler var. Bu da doğal olarak işte parti il başkanlarını da cumhurbaşkanına atayacak. Valileri de cumhurbaşkanına atayacak. Bu nasıl olacak? Bir karmaşa yaratır mı? Bir endişesi de var. Bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Tabii şimdi belki onların akılları kendi ilk tek partili döneme gidiyor. Eski dönemde 1946'ya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları valilerdi. Valiler açıkta kullanılıyordu. Kapalı odalara gidip sayıyorlardı. Çıkıyorlar sonra insanlara ilan ediyorlardı. Rahmetli Menderes bile buna isyan ettiği için Demokrat Parti'den atılmıştı. Kapıları oraya gidiyor. Şimdi ben 94 yılında belediye başkanı seçildim. Çıktım insanların önüne. Dedim ki parti rozetimi çıkarıyorum. Herkese hizmet edeceğim. Niye bunu tercih ettik böyle bir yolu? Bir, bizim amacımız hizmet. Herkese hizmet etmek istiyoruz. İki, zaten böyle davranırsak öbür seçimlerde insanlar bizi seçer. Böyle davranmazsak, partizan davranırsak, eş dost kayırmacılığı olursa, Kayseri gibi bir şehirde
herkesin işinde, gücünde, gayretli oldu ama göz ucuyla da belediyeyi takip ettiği bir ortamda sizin oyunuzu artırarak bir daha gelme şansınız var mı? Yok. Başbakan. Şimdi başbakan sadece AK Partililer mi başbakanı? Yok. Tüm Türkiye'nin başbakanı. Eğer başbakan iyi hizmet ederse, adil ve tarafsız davranırsa öbür seçimlerde oy yükselir. Yoksa düşer. Kim iktidardan gitmek ister ki? Elbette ki şimdi yapılacak sistem neticesinde gelen Cumhurbaşkanı da herkese adil davranacak. Davranmazsa vallahi bu seçimler bir daha geliyor. Babadan oğula geçen bir sistem yok. Seçimlerin hiç olmadığı bir sistem yok. İnsanlar da gözlüğüyle takip ediyorlar. Doğrusu bazen de şaşırıyorum. Şimdi seçimlerin olduğu, demokratik ortamda hür bir şekilde insanların oyunu kullandığı, herkesin her şeyi söyleyebildiği ortamda hala diktatör lafı ne diye geçer anlamakta da zorlanıyorum. Mesela hayırcıların çadırına gittiğinde Cumhurbaşkanımız karşıdaki insanlarla sohbet etti mi etti. Şunu söylediler, bunu söyledi. İçerik şu falan, ben onlara bir şey söylemiyorum ya. İçerik ayrı bir şey. Ama dimdik insanlar orada sözlerini söyleyebildiler mi? Söylediler. Demek ki burada diktatörlük falan yok. Siz Hitler'in karşısında konuşun da göreyim. Mussolini'nin karşısında iki kelam edin de göreyim hadi. Şu anda Afrika'daki bazı kabile devletlerinin başkanlarının karşısında iki kelam edin de göreyim. Kuzey Kore lideri. Yani o yüzden bu konuların hepsini çoktan açtık biz Türkiye olarak. Evet, Veli Bey buyurun. Sayın Bakanım, siz CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile belediye başkanlığı döneminde de epey bir mücadele ettiniz. Zaman zaman yaptığınız bu konuşmalarda da eski davalardan mütevellit Sayın Genel Başkanı da ben dünyada böyle bir yalancı falan görmedim biliyorsunuz. Sayın Genel Başkan bundan iki gün önce Kayseri'deydi, Sarızpınarbaşı'ya da uğradı. Dün bazı konuşmalarda da Sarız'ı kaynak göstererek ifade etti. Sarız'da bir gazi babasının ben hayır vereceğim, bana terörist diyorlar falan diyor. Siz evetçi cenahta olarak hayır veren normal vatandaşa da terörist falan damgası mı vuruyorsunuz? Onu gerçekten öğrenmek istiyorum, öyle bir şey. Vallahi son günlerde siyasette en geçerli akçe herhalde demagoji olmuş. Gazi babasına yakıştıramadım. Hiçbir şehit babasına, hiçbir gazi babasına asla terörist diyemeyiz. Bunu söyleyen bir Allah'ın kuluna da ben rastlamadım zaten. Ama şimdi PKK'lı teröristler hayır kampanyası yapıyor mu? Yapıyor. Müsaadenle ben ona terörist diyeyim ya. Zamanında onların en tuttukları Cumhuriyet Gazetesi bu PKK'lılarla röportajlar yaptılar. Hatırlar mısınız? Başlıkta çiçek çocuk muamelesi yaptılar. Bunlar otları kırmazlarmış, basmazlarmış. Öyle İzmarit güzel atmaz, çocuklarmış İzmarit ki. İzmarit atmazlarmış. İzmarit falan asla atmaz. Affedersiniz ortaya işemezlermiş. Bütün bunlar Cumhuriyet Gazetesi. Yani her gün bizim Kılıçdaroğlu'nun referans gösterdiği gazete yaptı. Şimdi bu PKK'lı katillere, hayır kampanyası yapan katillere müsaadenle ben bu sözü söyleyeyim. FETÖ'cüler de bunlardan farklı olmadığını bir kere daha gördük. Onlar da yurt dışında şu anda Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt haline geldiler. Ermeni lobisinden daha beterler. Şimdi bunlara da müsaade ederseniz terörist diyeyim ben. Veyahut da DEAŞ'çıların yaptığı kampanyalar, bizim küfrümüzü ilan etmeler. Bunlara da ağzı dolusu bir şeyler söyleyelim. Ama ülke içerisinde Türkiye'nin geleceği için vallahi referandumda evet veyahut da hayır vermeyi kendine göre vicdani olarak çok hür bir şekilde düşünen herkesin oyu başımızın üstünde. Ne gazi babasına veyahut da başka türlü herhangi bir vatandaşa hayır verdiği için terörist denilir mi? Öyle şey olabilir mi? Bunu asla söyleyemeyiz. Bu kocaman bir bühtan ve yalandan ibaret. Teşekkür ederim. Deniz Bey. Evet Sayın Bakanım, tekrar hoş geldiniz Kayseri'mize. Aslında referandumdan gitmek istiyorum ama bir iki soru ekleyeceğim. Birincisi, referandumda sonuç olarak ne bekliyorsunuz efendim? Hem Türkiye genel hem özür dilerim Kayseri genelinde. Hafta sonu yapılacak mitingle alakalı neler söylemek istersiniz? Özellikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın dışında eski Cumhurbaşkanımız ve eski Başbakanımız devletin diğer erkanlarından katılım olacak mı? Bir de bir açıklama yapmıştınız. Türkiye'yi hapsetmek istiyorlar diye bir açıklama yapmıştınız. Özellikle. Daha doğrusu hapsedilmiş Türkiye istiyorlar demiştiniz. Tabii bu referandum sürecinde işte diktatörlük ya da tek adamlık birçok mevzunun döndüğü bugünlerde baktığımızda bugün açıklanan rakamlara göre Türkiye geçtiğimiz seneye göre 2.9 daha da büyümüş. Gayri safi milli hasıla geçtiğimiz senede 9.000 dolardayken 10.000 dolarlara çıkmış. Burada bir tezatlık yok mu? Yani Avrupa'nın burada ya da bizi düşman olarak kabul eden ya da müttefik olarak görünen ama müttefik olmayan
ülkelerin böyle bir rahatsızlığı söz konusu mu? Önce bu pazar mitingimizi ben burada ifade etmek istiyorum. Tüm Kayseri hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bir vefa örneği olarak bekliyoruz. En azından Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Kayseri'de ilk defa beraber olacaklar. Kayseri'ye özel önem veriyorlar. Kayseri 15 Temmuz'da da zaten o yiğitliğini gösterdi. O gün eğer 15 Temmuz darbesini bugün çok rahat geride kalmış kötü bir hatıra olarak anıyorsak, önce Cenab-ı Allah'ın lütfu, sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitliği sayesinde açtık. Bunu herkesin bilmesi lazım. Sonra da bu milletin feraseti ve cesaretiyle sokaklara dökülmesi işi kurtardı. İnşallah bunun bir finali gibi görüyoruz. Kayseri'ye kadar sessiz soluğu gittiği halde Cumhurbaşkanımızın. Ben dün beraberdim. Bir iki gün önce başka bir şehirde beraberdim. Müthiş de bir yorgunluk ve ses sorunu olmasına rağmen. Seçimlerde de Kayseri'de öyle bir sıkıntı olmuş. Geçtiğimiz seçimlerde de öyle vardı. Siz ve Taner Bey herhalde. Biraz alanda biz boşluk dolduruyoruz. Doğru. Şimdi böyle bir ortamda Kayseri hemşehrilerimiz en azından oraya gelip bir 15 dakika, yarım saat durarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vefa örneğini gösterirlerse bundan mutlu oluruz. Zaten 16.30 gibi gözüküyor değil mi efendim? 2 saat, 16.30 evet. Gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle 17 gibi başlar, 16.30 gibi ama buradan da başka bir şehre geçecek. Rize'ye gideceklermiş galiba. Evet, doğru. Gündüz programı Ankara'da yapıp öyle gelecekler buraya. Burada mahşeri bir kalabalıkla bir finali yapmak istiyoruz. 15 Temmuz'un finalinde zaten 20-25 gün sonra yaptığımız finalde Kayseri şampiyondu. Bu şampiyonluğumuzu kimseye de kaptırmaya niyetimiz yok. Bütün Kayseri'li hemşehrilerimizden benim istirham, ricam lütfen gelsinler. Ve o gün orada en azından birkaç dakikada olsa durarak iradelerini beyan etsinler. Buna doğrusu belki Tayyip Erdoğan'ın hiç ihtiyacı yok ama moral vermek açısından ve tarafını belletmek açısından bir ihtiyaç var gibi düşünüyorum ben. İkinci sorunuz neydi? Bir soru kimler daha katılır? Vardı arada. Kimler katılır? Onlara kimlerin katılacağını bilme yani imkanımız davet. Yok ama davet ederiz biz tabii. Abdullah Bey'i davet ederiz. Davutoğlu'nu davet ederler mi bilmiyorum. Onu genel merkez ayarlıyor. Ama Cumhurbaşkanımız da Başbakanımızın katılacağı kesin. Ekonomik büyüme evet, ekonomik büyüme ile alakalı. Şimdi tabii... Sayın Bakanım çok özür dilerim birbiriyle bağlamda. Şimdi siz evet çıkarsa yani bu cena Türkiye uçacak diyor. Hayır çıkarsa mesela dövizde sıkıntı olur mu? Terörle mücadele sıkıntı olur mu? Moraliniz bozulur mu? Şimdi hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı da görevde. Başbakan da bakanlar da görevde. Bu moral bozukluğuna bir ekonomideki hafif bir sıkıntıya falan yol açar mı? Şimdi tabii özellikle Batı aleminin Türkiye'ye karşı tavrı biraz daha aşikar olmaya başladı. Eskiden teröristlere desteği yer altından, çaktırmadan yapan gruplar, ülkeler şimdi çok açıktan yapmaya başladılar. Onun tutmadığını görünce ekonomik olarak da bir darboğaza girmesi için Türkiye'nin ellerinden geleni yapıyorlar. Fransa'da MIP'in fuarının girişinde Almanların en önemli televizyonu geldi. Bu Avrupa Birliği ilişkilerinden dolayı bize yapılan yardımların kesilebileceğinden bahsedince bayağı canım sıkıldı. Yani dedim ki şu ana geldiğimiz noktaya sizin sayenizde gelmedik. Sizin yaptığınız yardımlarla da gelmedik. Elinize sağlık. Bundan sonra da yapmayın dedim. Sizden bir şey isteyen de yok dedim. Şunun için Suriyeliler konusunda bile Avrupa Birliği o kadar iki yüzlü davranıyor ki. 3 milyar dolar verelim dediler. Daha orta fol yok, yumurta yok. 2-300 bin dolar herhalde geldi. Onun ötesi yok yine. Bir şey yaptıkları da yok zaten. Biz kendi kendimize çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Uğraşıyoruz. İç piyasayı canlandıracak o kadar çok formüller peşindeyiz ki. Mesela 23 tane ilin cazibe merkezi yapılması. Birçok sektörde %8 geriye çekmeler. KOBİ'lerdeki teşvikler. Bizim yaptığımız yatırımlarını açmak için uğraşmalarımız. Niye inşaat sektörünü açmaya uğraşıyoruz? 200'den fazla yerli ve milli sektörü etkiliyor. Bütün bu çabalar alınan tedbirlerle Türkiye yolunda devam ediyor. Daha büyük bir büyümeyi yakalamak istemez miydik? Elbette isterdik. Ama ülke harbe girmiş. Sınır ötesinde çarpışmalar var. Ülkede darbe atlatılmış. Ülke kendi içerisinde içeride ne kadar hain varsa toplamış dışarıya atmış. 90-100 bin kişi. Onu temizliyorsunuz bir taraftan. Bu arada Batı'nın da müthiş bir baskısıyla karşı karşıyasınız. Bu şartlar altında bile eğer siz %3'e yakın bir büyüme gerçekleştirmişseniz ki son çeyrekte de 3,5'luk bir büyüme gözüküyor. Bu başarıdır. Kim ne derse desin. Geçtiğimiz yıllara baktığınız zaman da
2002 ile 2017 arasında neredeyse ortalama %4,5-5'e yakın ortalama bir büyüme yakalamışız. Bunlar yakalanırken mesela milli gelir 3500 dolardan 10.500 dolara, şimdi 11.500 dolara doğru çıktı. Elimizdeki gayri safi yurt içi hasıla 230 milyar dolarken 850 milyar dolara çıktı. IMF'ye borç bittiği gibi bizim kamu borçlanması bütçemize göre, yurt içi hasılaya göre eskiden %61,5'lardaydı. Şimdi %8,5'lara düşmüş vaziyette. Kasada da eskiden 20 milyar dolar civarında, 26 milyar dolar civarında bir rezerv varken şu anda 130 milyar dolara çıkmış. Bin bir türlü zorluk içerisinde bu geçtiğimiz süreçte bu ekonomik başarıyı sağlamışsak doğrusu çok iyi demektir. Türkiye o dışarıdan gelen yardımlara çok ihtiyacı yok. Yani yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Onların gelmesi için biz teşvik ediyoruz. Envai çeşit tedbir alıyoruz. Ama onların sayesinde de büyümüyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Kendi içimizde aldığımız bu tedbirlerle geliştiriyoruz. Tabii ekonomide değişmez bir şey var. İstikrarın sürmesi. Güçlü hükümetlerin olması. Eğer istikrar varsa, güçlü hükümetler varsa ekonomide büyüme olur. Ama kimse önünü göremiyorsa, geleceği göremiyorsa kolay kolay yatırım yapmaz. Bu neye benzer? Arabanızın farı yanmıyor. Yolda karanlık. Çukur mu var, kasis mi var anlayamıyorsunuz. Vallahi o zaman tedbirli gidersiniz. Ne olacağını bilmediğiniz ortamda. Onunla gidersiniz. 20 ile bile gitmezsiniz. Yavaş yavaş. Ama yol belli. Otoban. Arabanızda farı yanıyor. Allah ne verdiyse basar gidersiniz. Bu böyle bir şey. Zamanında ben mesela bu durumu Nalçı'ya gittiğimizde bizatihi müşahede ettim. Rusya Cumhuriyeti içerisinde bir yer. Federal yapı içerisinde. Çerkez kardeşlerimizin bulunduğu bir devletçik. Orada yapılır mı yapılsın diye çırpınıyorlar. Olur dedik. Kayseri'den iş adamları grubuyla toplandık gittik. 50-60 iş adamıyla. Şimdi oturduk soruyoruz. Toprak kaç lira? 150 dolar iyi mi dediler. Ya siz deli misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne 150 dolarız? Organize sanayi yapılacak yerde 150 dolar metrekaresi toprak mı olur? Ha pardon dediler. Ya o zaman bedava verelim dediler. Bakın sistem oturmamış. Biraz zaman geçiyor şimdi. Tapu ne demektir anlatır mısınız diye soruyorlar bana. Ya ikide bir orada başkan değişiyor. Cumhurbaşkanı Putin istediği gün alıyor, yerine yenisini atıyor. Bir iki arkadaş da oraya gitti yatırım yaptı. Yatırım yapanların başına da öyle bir çorap ördüler ki tamamıyla kesildi şu anda yatırımlar için. Kimse ne gidiyor ne geliyor. Mesela vergi ödeme konusu geldiğinde oradan ortak aldığı adam, Rusya'dan ortak aldığı adam ya boşver demiş burada az bir şey gösterirsek olur. Peki işçilerin sigortası 100 kişi çalıştırıyoruz. Ya 5-7 kişi gösterirsek olur demişler. Burada böyle sistem demişler. Adam da onlara inanarak bu dediklerini yapmış. Ama ertesi gün Rus polisleri basıyorlar. Adam canını zor kurtardı. Ceketini aldı zor kaçtı. Böyle bir ülkede yatırım olur mu? Yani kuralların oturması lazım. Sistemin oturması lazım. İstikrarın olması lazım. Ve güçlü bir iktidar olması lazım ki insanlar gidip orada iş yapsınlar. Türkiye'de Allah'a şükür normlar çalışıyor. En ufacık yabancı bir firmanın başına bir iş gelse sizi mahkemeye verir. Bakın 2002'deki yabancı firma sayısı 5600'dü. Bugün geldiğimiz nokta 44 bin yabancı ve ortaklığı olan firma var. İnşallah bu 144 olur. Bu bizi dünyaya açıyor. Bu bizi dünyayla entegre ediyor. Ve bizi geliştiriyor. Bunların çoğu da Avrupa Birliği ülkelerinden geldiği için kalite de geliyor. O yüzden bu konuda biz ısrar ederek önümüzün açılacağını düşünüyoruz. Yani hem istikrarın olduğu, hem üçlü hükümetlerin olduğu, hem de evetin çıktığı bir ortamda Türkiye inşallah uçacaktır. Yoksa ne olacak? Ya elbette batmayacak ama yine biz bin bir türlü sorunlarla uğraşmaya devam edeceğiz. O gözüküyor. Teşekkür ederim Osman Bey. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, şimdi Doğu Güneydoğu'daki evet ve hayır sürecini yakından takip ediyorsunuz. Bir taraftan da evet hayır diyenler var PKK cenahında ama evet diyen Leyla Zana gibi, Altan Tan gibi isimlerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum Deniz Bey'in sorusundan hareketle Abdullah Bey, Abdullah Gül pazar günkü mitinge katılmaz ise bundan nasıl bir anlam çıkarmalıyız? Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan eski AK Parti bakanlarıyla bir toplantı, kahvaltılı toplantı organize etmişti. Oraya katılmadı. Buraya da katılmazsa ne anlam ifade eder? Nasıl yorumlamalıyız? Ve son olarak da bir taraftan Kudüs'te ezan susturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan Kerkük'te bayrak indirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de referandum gündemine kilitlenmiş durumda.
Sanki bir sessizlik havası var Türkiye'de iktidar cephesinde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi Güneydoğu'da bizim özellikle mücadele ettiğimiz grup silahlı terör örgütü. Onun dışında makul şekilde yaşadığı bölgenin sorunlarını dile getiren insanların ne tür dile getirdiklerine, sert veya yumuşak söylemde bulunduklarını hiç karıştığımız zaten yok ki. Mecliste bazen hakarete varan o kadar ağır ithamlar oluyor ki onlara bile sabırla dinleyerek, bazen cevap vererek geçiştiriyoruz. Burada söylediğiniz isimler de doğrusu biraz eline silah almayan, demokratik şekilde haklarını kullanmaya çalışan insanlar. Zaten biz de bunu teşvik etmeye çalışıyoruz. Kardeşim şu silahı bırakın, teröristleri desteklemeyin HDP olarak, arkasında durmayın, biz sırtımızı PKK'ya yasladık falan demeyin. Ya eğer bir sorun varsa konuşulsun, eğer bir hak varsa verilecek, ben hakkı vererek lütfedecek diyelim ki o hak zaten verilsin. İnsan olmaktan kaynaklanan haklar, siyasi haklar, vatandaşlık ödevleri, hakları zaten verilsin bunlar. Kimse bir şey demiyor ki. Son 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde hapishanelerde işkence kalmadı. Diyarbakır hapishanesinde hakikaten işkenceler vardı. Altan Tan'ın da zaten o gruba geçmesinin en büyük sebebi babasının yediği işkenceler. Kendisi böyle anlatıyormuş. Öyle söyledi arkadaşlar. Peki arkasından yatırım da yapılıyor bölgede. Vatandaşlar rahatladı. Yani dilini konuşamıyordu insanlar, adını söyleyemiyordu. Ne bileyim türküsünü çığıramıyordu insanlar. Şimdi hepsi serbestledi. Öyle olunca silah ne ki yani? Silah hala devam ediyorsa bunun manası başkadır. Bu bölücülüktür. İşte onunla mücadele ediliyor. Diğer siyasi bilincin yükselmesiyle kendine göre bir tavır örtmeye koymaya çalışan siyasal bir akımın hayır oyu vermek için çırpınmasını tabii ki öbür teröristlerin yaptığı gibi çok şiddetli bir şekilde muhalif ederek görmeyiz. Bakmayız öyle olaya. O da onların demokratik hakkı diye bakarız. Fakat vatandaşlar orada çok sağduyulular. Ve ben doğrusu evet oylarının daha da yüksek bir şekilde çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdi mesela benim uğraştığım terör bölgelerinde HDP'nin oyu %90 ile 95 arasında hepsinde. Şimdi oralara özellikle bakacağım. Bizim partinin oyları da %2-3 civarında. Göreceğiz onları. Büyük ihtimalle insanlar vicdanıyla hareket edeceklerdir orada. İkincisi Abdullah Bey doğrusu bu ülkenin bir değeri. Abdullah Bey'in en son durumda siyasi kanaatlerinde bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. AK Parti misyonuna sahip, zamanında kurulmasında yer almış. Durmadan da Cumhurbaşkanımızla zaten istişareler ederek, görüşerek bütün katkısını sunmaya çalışıyor. Gerektiğinde ya kendisi arıyor ya Cumhurbaşkanımız arıyor. Ben biliyorum bunu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımızla görüştüğümüzde ya İstanbul'da beraber gidelim, bir ziyaret edelim diye konuştuğumuzda bir ara denk getirelim. Ben de dün dedi hatta telefonla görüştüm dedi. Epeyce sohbet ettik dedi. Yani herhangi bir soğukluğun olduğunu, bir küskünlüğün, kırgınlığın olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Abdullah Bey tavrı belli, siyaseti belli. Üstelik de bu tavrını ve siyasetini ta ortaokul çağlarından beri devam ettirmiş bir insan. Bizim camiamızda herkes Abdullah Bey'i sever. Ve ondan da şimdiye kadar hiç aksi bir seda da çıkmadı. Çıkacağını da ben zannetmiyorum. Destekliyordur. Ama dışarıda epeyce söz söylenir. İnsanlar biraz kaşırlar, tahrik ederler. Onlara da diyecek bir şeyimiz yok. Katılmazlarsa? Katılmayabilirler zaten. Hı. Geçtiğimiz seçimlerde de dikkat ederseniz Abdullah Bey Kayseri'ye geldi. Şimdiye kadar Kayseri için ben çalıştım partimizde. Bundan sonra Mehmet Bey ve arkadaşlar çalışacaklar. Desteklerimiz onlarla diyerek, dua ederek, desteklerini belirterek gittiler. Hı. O yüzden yeniden miting alanında beklemek veya gelirlerse başımızın üstünde. Gelmezlerse bunu aksi bir yere çekmek doğru değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Kudüs ve Kerkük konusunda neler? Şimdi Osman Bey, yurt dışında o kadar çok aslında Türkiye'ye karşı aksi bir bakış, yanlış bir tutum veyahut da bizim hoşumuza gitmeyen o kadar çok olay gelişiyor ki bütün bu olaylar karşısında çok daha teenniyle, çok daha bir ince hesapla gitmenin doğru olduğu kanaat hepimizde var. Şimdi ben ara ara anlatıyorum işte Fas Marrakeş'te bir toplantıda oradaki insanların iklim konferansı için toplanmış 195 ilk ülkeye hitaben yaptığım konuşmada ki bu ülkelerin yarısı Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar seviyesinde temsil ediliyordu. Onlara şunu söyledim. Şimdi biz burada toplandık. Otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye 100 milyar dolar para topluyoruz. İyi de şu anda açık denizlerde çocuklar boğuluyor. Niye ona bakmıyorsunuz dedim.
Niye hiç ona bakmıyorsunuz siz? Onlar insan değil mi? Onların canları yok mu? Çıt yok hiçbirisinde. Bizim dünyaya bakışta bir yanlışlık var. Özellikle Varşova Paktı'nın çökmesiyle, Sovyet blokunun çökmesiyle. Batı aleminde kendilerine yeni bir hedef, yeni bir mücadele edecekleri alan seçimi başladı. Bu alan seçiminde de bizim dünyamızı ve inanç dünyamızı hedef almaya başladılar. 11 Eylül olaylarının sadece iki tane meczup Arap militanın yaptığı kanaat hiç kimsede yok. Bunu yazan, çizen, düşünen herkes bir şey söylüyor. Ve o olaylardan sonra bu dünyaya doğru bakışta bir değişiklik oldu. Ve o yüzden dört bir taraftan bir saldırı başladı. Bunun en bariz örneği, en önemli örneği DAEŞ örgütü. DAEŞ örgütü hiçbir şekilde İslami bir temeli olan, felsefesi olan, itikadi gelişmeler neticesinde ortaya çıkmış bir örgüt değil. Ben dünyadaki İslami gelişmeleri az çok bilen birisiyim. Mezhebi akımları okumuş birisiyim. İhtilafların kaynağından itibaren ta Hazreti Peygamber sonrasındaki gelişmeleri, yani Muaviye Hazreti Ali gelişmelerine kadar defalarca değişik kaynaklardan okuyarak edindiğim bilgiyi de söylüyorum. Bu DAEŞ örgütünün herhangi bir felsefi temeli yok. Fakat bir örgüt çıktı ortaya. Ve o Suriye'de palazlandı. Ve o palazlanma neticesinde onu bahane ederek tüm dünya ülkeleri orada şimdi. Amerika orada. Rusya orada. Avrupa Çin orada. İran orada zaten hiç çıkmıyor. Avrupa Birliği de orada. Sonra bir başka amaç daha vardı bu işin altında. İnsanları İslam'dan uzaklaştırma. İslam'ın özünden uzaklaştırma. Şimdi Batı aleminde kendi halinde çalışan bir aile reisi. Medeni bir aile. Böyle düşünün. Adam mühendis, çoluk çocuğuyla bir evde geçim var. Bu taraf aleme baktığı zaman, bu DAEŞ'çıları gördüğü zaman düşündüğü nedir? Benim dinim daha iyi. İslam demek ki işte böyle vahşi bir din. Kafalar kesiliyor, vahşet işleniyor, kanlar fışkırıyor. İnsan hayvanı bile böyle kesmez diyerek İslam'dan uzaklaşıyor insanlar ve aileler. Batı alemindeki Hristiyanlıktan kopma, kiliselerden uzaklaşma zaten aylardır düşündükleri ve proje geliştirdikleri bir olayken şimdi Müslümanlığa bakışta müthiş olumsuz da bir hava doğurdular. Bütün hepsi bunların nihayetinde çok ince hesaplarla yapılmış işler. Bunlar karşısında Türkiye'nin de her bir yerde elbette ki bizim kendi dünyamızla ilgili, kendi gönül coğrafyamızla ilgili bir mücadele içerisinde olacağız ama bir de kendi gücümüzü bilerek mücadele edeceğiz. Kendi gücümüzü bilerek mücadele etmezsek bunun neticesinde hayalperestlik ortaya çıkar ki Allah korusun o bizi çok zorlara götürür. Şimdi ben biliyorum Kerkük'teki gelişmeleri birebir şimdi takip ediyor arkadaşlar. Birebir takip ediyorlar. Zan yasağı ile ilgili zaten tepkilerini ortaya koydular. Üst düzeyde de görüşülüyor, ekipler de görüşüyor. Emin olun orada ne kadar olumsuz bir hadise gelişirse paralı, pullu, uçakla, 10 uçakla seyahate giden Arap liderleri falan hiç kimse mücadele etmeyecek. Tavır ortaya koymayacak. Niye bu haksızlığı yapıyorsunuz demeyecekler. Bu dünyanın hakikaten vicdanı olan Türkiye yine söyleyecek, ne söyleyecekse. İşte o konuda zaten görüşmeler devam ediyor. İnşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanır bunlar. Efendim şimdi cami çalıştayıyla ilgili çok önemli çalışma yaptınız ve çok tarihi de bir konuşma yaptınız. Gerçekten İmam Hatip mezunu olmanızın, bilgi birikimi içinde bulunmanızın da bunda çok büyük bir etkisi var kuşkusuz. Gerçekten çok önemli, düzende çok durdunuz. Kayseri'deki Bürüngöz Camii'nin, bizim iki kapılı denilen meydandaki caminin son cemaatlerinde saunaya benzer görüntülerin kaldırılmasındaki tartışmaları hatırlıyorsunuz, çok sürdü. Bir tabu alanındaki konulardan çoğu camilerle ilgili fonksiyonel değil, kullanışlı değil, estetik hiç değil, bayanlara yönelik yok, engellere yönelik yok. Sizin mücadeleniz gerçekten alkışlanacak türden, son derece anlamlı, hele bugünlerde daha da örtüştü. Fakat sizin o yok, yüksek ideallerinizin, olması gereken ideallerin camilere yansıması, fiil alanda, tabanda yansıması için nasıl bir çalışma yapacaksınız, benimsetilmesi ve tüm alanlarda yaygınlaşması için nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Bu çalıştaylar devam edecek mi, illere de yayılacak mı? Camiler hususunda birçok şey söylenebilir ama iki tane temel sıkıntı var. Birisi camilerin mimarisinde ve silüetinde. O kadar çok gecekondu cami yapılıyor ki, herhalde 100.000'e yakın cami var Türkiye'de. Her sene de 1.000 civarında cami yapılıyor. Şimdi aklına düşen emeklilerin dernek kurup projesiz bir vaziyette
araziye rastgele gelip kazarak projesiz bir şekilde cami yapmaları artık yeter. Son bulmalı bu. Hem estetik açıdan hem sağlamlık açısından. Sonra aklına düştüğü gibi gidip usta getiriyorlar. Koca koca minareler dikiyorlar. İlk depremde onlar sallanıyor. Ölünce de efendim kader deyip başlıyorlar. Güzel cami yok Sayın Bakanım. Yani 20 basamak, 30 basamaklı cami. Altına da dükkan koyuyoruz. Oradan da para kazanacağız. Kalorifer parasını karşılayacağız. Yani böyle bir şey. Doğrusu bunun son bulması lazım. Çünkü camiler bizim en mahrem anlarımızı yaşadığımız, iç alemimize yöneldiğimiz, huzur bulacağımız yerler. Buralarında nezih olması lazım. Görüntüsünün güzel olması lazım. Yakışan bu. İkincisi, camilerin fonksiyonuyla ilgili de sıkıntı var. Doğru. Şimdi ezanlar okunuyor, imam efendi açıyor. Birazcık iki rekat adamcağız namaz uzatsa gözüne bakıyor. Çık da kapatayım, kilitleyeceğim, gideceğim gibi. Şimdi böyle bir camide olmaz. Namaz kılma yeri değil ki orası. Adı üstünde toplanma yeri. Osmanlı ve Selçuklu'da bir şehir planı bile yapılırken en önemli merkeze camiyi koyuyorlar. Külliye mantığı var daha doğrusu. Cami mantığı yok. Külliye mantığı. Ama camiyi koyuyor. Yanına medreseyi koyuyor. Eğitim. Bak vazgeçilmezlerden birisi bu. Affedersin. Üçüncüsü yanına hamam koyuyor. Eskiden her evde hamam olmadığı için banyo yok, duş yok. Böyle bir şey koyuyor. Dördüncüsü oraya mutlaka bir aşevi koyuyor. Fakir fukara için. Bir de sağlık tesisi koyuyor. Bunları koyduktan sonra çarşılarını, pazarlarını bunun etrafında oluşturuyor. Ve evlerden oraya doğru, merkeze doğru geliş yolları bağlıyor. Böyle bir mantıkla kurulduğu zaman cami merkezli bir anlayış ortaya çıkıyor. Ve orada insanların oturduğu, sohbet ettiği, konuştuğu, dertlerini paylaştıkları, sorunlarını görüştükleri bir merkez ve yer haline geliyor. Evet, çok doğru. Ama böyle yapmazsanız o zaman sadece namaz kılınan ve dağılınan bir mekan haline geliyor. Ben hiç unutmuyorum. Belediye başkanlığımın ilk yılıydı. Aydınlık evlerden amcalar ısrar ediyorlar. Bir iki de tanıdık var işlerinde. Gittim mahalleye. Bana dediler ki buradan senden 2-3 tane isteğimiz var. Buyurun. Bunun etrafını bir duvar yaptır caminin etrafına. Bir de tel örgü çek dediler. Dedim ki ya vallahi bu dediğinizi ben yapmam dedim yani. Ne duvar çekerim ne tel örgü çekerim. Ben bütün camilerin etrafındaki duvarları tel örgüye yıkacağım zaten dedim. İnsanlar daha sık gidip gelsinler ya. Caminin duvarına ne ihtiyacı var? Çocuklar gülüp etsinler işte çocuklar. Çocuklar da gelsin. Diyanet İşleri Başkanımızla konuştuğumuzda o camilerin bodrumlarında veyahut da zemin katlarında bir kısım yerlerinde mutlaka çocukların geleceği, gençlerin geleceği, oyun oynayabilecekleri veyahut da ufak tefek eğlence, haram olmayan aktivitelerin olabileceği mekanlar oluşturan dedik. Ezan herkesin okuncu, uğrak yeri olsun çünkü orası. Ezan okunca da yukarıya çıksın, namaz edilsin. O kadar. Cami içerisinde insan kötülük etmez. Bilgisayarda oynasa, internete de girse, başta da bir şey yapsa, tartışsa bile ölçülüdür olur. Keşke dedim ben o gün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki konuşmada televizyon konuşmalarını dedim bir cami içinden yapsalar. Yani tartışmacılar sağdan soldan birbirine kurşun atıyor gibi laf atanlar herhalde oturunca biraz daha edepli konuşurlar. Biraz daha yalandan da kaçarlar. Ölçülü devam ettirirler. O yüzden camiler hususunda bir çalışma yapıyoruz şimdi. O konuda ısrar edeceğiz. İmar planlarına işlenme hususu belediyelere görev olarak verilecek. Kaçak camiler bitecek artık. Kimse kaçak cami yaptırmayacak. Şimdi belediyelere gelip cami için kimse ruhsat almıyor. Ruhsat almayınca da kendi başlarına yapıyorlar ve çürük camiler çıkıyor. Belediye geldiği zaman da vay sen camiye karşı mısın diyorlar. Adamcağız da suçlanıyor. Hangi parti olursa olsun geriye çekiliyor. İşte bütün bunların önüne geçecek bir tedbir almamız lazım bizim. Onun için uğraşıyoruz. Evet, son derece önemli. Bu tabana da bu aşk yayılacak diyorsunuz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim sizin futbola yakınlığınızı herkes biliyor. Buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü'nde FETÖ terör örgütüne üye olarak bilinen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in mali genel kurulda ihracı kabul edilmedi. Daha sonra yönetimde aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle ihraç edildi. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız sezlenişlerini dile getirdi. Siz de bir spora yatkın birisi olarak, kabinenin etkili bir ismi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Yani mahkemede yarın tekrar aidatlarını yatırdıklar takdirde tekrar mı dönecekler? Bu emsal mi teşkil edecek? Yani oradaki alınan karar aslında insanları üzdü, beni de üzdü.
Çocukluğumda biraz Galatasaray'ı tutmuş birisi olarak zaten bırakmıştım sonra 10-15 yıldır ama bu hadiseden sonra tüm gönlümden sildim. Onu açıkça söyleyeyim. Hele hele oradaki bir grup üyenin çıkıp da siyasi bir şova dönüştürüp kendi kendine maçlar söyleyerek sanki vatan kurtaran aslanlar gibi havaya girmeleri çok dokundu bana. Spor kulüplerinde bir kere böyle şeylerin olmaması lazım. O spor kulüpleri herkesin. Fenerbahçe'de her görüşte insanlar var. Beşiktaş'ta da var. Galatasaray'da var. Kayserispor'da da var. Siz orada siyasetinizi öncelerseniz, AK Parti'ye karşıtlık üzerine oluşturacağınız bir kampanyaya dönüştürürseniz, hatta bu düşmanlığı ve kini FETÖ'nün askerlerini kurtaracak kadar, bağışlayacak kadar bir hale dönüştürürseniz, ondan sonra da size yan yan bakarlar tabii ki. Ben kongre üyesi olmadığım için resmi bir istifamı vermedim. Ama gönlümde kalan en ufacık bir sevgi ve sempatiyi bile sildim. Çok net söylüyorum yani. Şimdi Türkiye'ye en büyük zarar verecek bir örgütün elemanları var. Bunun saklanacak tarafı da yok. Yani Hakan Şükür de Arif de zaten bunu sakladıkları yok. Örgüt de bunu saklamıyor. Bu örgüt Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundu mu? Bulundu. 250 tane insan şehit etti mi? Etti. 2200 tane gazimiz var mı? Var. Başarılı olsaydı şu anda Türkiye Cumhuriyeti diye bir ülke olmayacaktı değil mi? Hepimiz de biliyoruz. İç savaşların yaşandığı, perişan olmuş, zavallının hakim olduğu kabile devletine dönecektik. Bunu da biliyor muyuz? Biliyoruz. Bu kadar büyük suçun sahiplerine ne merhameti ya? Neden bahsediyorsunuz siz? Zaten onlar da parasını pulunu almış, kaçmışlar, keyif yapıyorlar yurt dışında. Ne işi var bunların Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, bir başka yerde? Elbette ki bunları söylemeye hakkımız var. Sonra Galatasaray yönetimi toparlamaya çalıştı galiba. Hatalarını anladılar. Ama nasıl temizlerler, nerede biter bilmiyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kılıçdaroğlu sık sık bu referandumun bir parti meselesi olmadığını, demokrasi meselesi ve memleket meselesi olduğunu söylüyor. Gerçekten böyle mi, yoksa Türkiye'de o oy potansiyelinin genel dağılımını biliyoruz. CHP bu sistem kabul edilirse bir cumhurbaşkanı seçtiremeyiz endişesi mi taşıyor? O konudaki görüşleriniz yani. Tabii ki bu ikinci dediğiniz. Bu çok net değil mi zaten Veli Bey? Bir defa. Şimdi buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda gelecek sistemin çok güçlü iktidarlar tarafından oluşturulacağını gayet iyi biliyor. Yani biz diyoruz ki net ve sade bir teklifimiz var. Vatandaş seçsin. Vatandaş hem de çoğunlukla seçsin başkanını. %51 ile seçsin. Ankara'ya gittiğinde yer altında bekleyen, siz seçin de buraya gelsinler, biz onların ensesini de boza pişiririz, canını okuruz diyen gruplar bitsin artık. Ayak oyunları bitsin. Bakan pazarlıkları, milletvekili satın almaları, kumar borçları ödemeler bitsin artık. Vatandaşa güveniyoruz biz. Vatandaş 151 ile seçsin başkanını. 5 sene boyunca idare etsin o da. 5 sene sonra iyiyse vatandaş bir daha devam ettirsin. Yoksa atsın onu, başkasını getirsin. Sırtında kambur değil ya. Sistem bu kadar basit aslında. Anlaşılmaz bir tarafı yok. Ama millete kendini sevdiremeyenler, şimdiye kadar ömründe %25'ten fazla göremeyenler telaşa düştüler. Tabii Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızı üzmek, kırmak istemem. Öyle bir niyetim yok. Ama geçmişe doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geliştiklerine baksınlar. Tek parti sisteme diyecek bir şey yok. Zaten en son seçimlerde de açıkta oy kullandırıp içeride saydıklar için yeniden iktidar oldular. Sonrasında en yüksek oyu rahmetli Ecevit almıştı. O da yetişmediği için bir anda 12 kişiyi istifa ettirdiler. Nasıl istifa ettirdiler? En kibar bildiğimiz, en dürüst bildiğimiz Ecevit. Nasıl istifa ettirdi? Kiminin kumar borcunu ödeyerek, kimine bakanlık vaadinde bulunarak, kimine de silahı doğrultarak 12 kişiyi istifa ettirdiler. Bir anda 10 tane bakanlık verilmedi mi? Havadan sorumlu bakanlık, sudan sorumlu bakanlık. Yani CHP sonrasında şöyle mi efendim? Bu sistem gelirse biz Cumhurbaşkanı seçtiremeyiz ama hiç olmazsa evet, ileride o kadar. 5-10 sene sonra bir koalisyon olur, koalisyonda parlamentin içinde öyle olur. Öyle mi düşünüyorsunuz? Halbuki CHP'nin şöyle yapması lazım. Ya dünyada sosyal demokrat hareketler var. Her yerde Avrupa ülkelerine baksınlar, sağ muhafazakarlarla sosyal demokratlar çekişirler, birinden biri gelir iktidara. Kıl payı giderler. Bizdekiler önce bir sosyal demokrasi işlerine bir sindirseler. Yedip kocalı hürmüz gibiler şimdi. Parçalarını ben sayayım mı burada? Hepsi rahatsız olurlar. Ama kendi grup başkan vekillerinin, genel başkan yardımcılarının ifadelerinden binaen söylüyorum bunu. O arkadaşlar kendileri söylüyorlar. 7 tane kocamız var, ne yapalım diyorlar. İçeride 7 tane parça var. Şimdi bu 7 parçalı vaziyetten vazgeçip ne olur bir tane Batı standartlarında sosyal demokrat bir parti haline gelseler. Sosyal demokrat partiler işçiden yanadır. Emekçiden yanadır. Özgürlüklerden yanadır.
değişimden yanadır, devrimden yanadır. Dünyadaki tüm değişimleri yakından takip ederler. Bizimkiler katı bir taassup, her şeye hayır. Her şeye hayır. İçeride zaten kavga var, onu önleyemiyorlar. Ve böyle olunca da millete kendilerini sevdirmek gibi bir dertleri yok. Millet de sevmeyince %50'yi vermez, o kadar basit. Yani kendilerini millete sevdirseler, mesele demokrasi, memleket meselesi değil. Hiç alakası yok bu işin. Sadece CHP meselesi bu mesele. Peki efendim, bir de bağışlayın arkadaşlarım, hoş görsünüz. Siz üniversite yıllarında ülkücü kökenli olduğunuzu Kayseri'de herkes biliyor. 20-25 yıl önce dillendirdiğiniz de bir şey. Sayın Bahçeli ve MHP sözcüleri, Sayın Bahçeli muhaliflerini, muhalifleri dediğimiz isimleri, bunlar MHP'li değil arkadaşlar, muhalif yani bizden değiller falan diyor. Bu manada o MHP muhalifleri dediğimiz kesimin hayırcı cenahta durmasını nasıl yorumluyorsunuz? Onlara bir eski ülkücü olarak, şüphesiz şimdi milli manevi değerlerinizde bir sıkıntı yok ama ne demek istersiniz? Şimdi şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir genel başkanlık savaşı verildi. Geçtiğimiz günlerde bunun zaten yansımalarını hepimiz gördük. Benim orada fikir beyan etmem hiç yakışık almaz. Yani gerek Devlet Bahçeli açısından, gerekse dışarıdaki muhalifler açısından hayırcı duran bunu muhalifler için yorumlamam, bu gelişmeler hususunda fikir beyan etmem hakikaten yakışık almaz. Ancak şunu söyleyebilirim ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde milli damar keskindir. Milli olma şuuru keskindir. Muhalif de olsa, içeride de olsa, Devlet Bey'in tarafında da olsa, karşıda da olsa milliyetçi bir damar vardır. Türkiye'yi düşünmek gibi, bağımsız son Türk devletini ayakta tutmak gibi bir dert vardır. Bir kaygı vardır. Bu kaygılardan bigane olarak oy kullanmazlar. Ben öyle inanıyorum ki bizim teklif ettiğimiz sistemde bir, iki başlık bitecek. Rahmetli Türkeş de bunu söylüyordu. Dokuz ışığın en eski baskısı bende var. Ta 68'lerde basılmış. O dönemde okudum ve yurtlarda da ben bu konuda seminer verirdim üstelik. Hala ezberim dedi. Tek tek de sayabilirim dokuz ışığın ilkelerini. Orada başkanlık sisteminden Türk töresine uygun olduğundan bahseder. Şimdi doğrusu da bu zaten. İki başlılığın son bulacağı, istikrarın olacağı, bu Türk milletinin çok güçlü olacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok güçlü olacağı bir sistem teklif ediyoruz. Ve son olarak da doğrusu bu sistemde artık o vesayetçi yapının son bulacağı, ayak oyunlarının biteceği, fail meçhullerin biteceği, bizim seçtiğimiz insanları orada bin bir türlü ayak oyunlarıyla hapishanelere doldurup idam edecekleri ortamda tamamıyla kapanacağı bir dönem teklif ediyoruz. Böyle sisteme ben şu anda parti içerisinde muhalif gibi de gözükse birçok insanın evet diyeceğini tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi efendim bir de şey diyorlar yani ya işte otoriter olacak, meclis hiç on parayı almayacak, denetim yok, sorgu yok, sual yok, yani çok söylediniz ama yani meclis sanki bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nu yine dinledim. Vatandaşlar Burdur'da söylüyor. Siz diyor meclise falan gelmenize gerek yok diyor. Bakanlar diyor milletvekillerinin telefonundan çıkmayacak. İşinizi yapmayacak. Milletvekili hiçbir şey yapmayacak. Yani öyle mi olacak gerçekten? Şimdi meclis de yok olacak. Tamamıyla yetki yürütmede olacak gibi de bir takım şeyler söyleniyor. Halbuki meclis çok güçlü olacak. Şu andaki sistemi bir görmek lazım önce. Getirecek sistemle de kıyaslamak lazım. Şu andaki sisteme göre Kılıçdaroğlu ve arkadaşları 20 yıldır herhalde milletvekili değil mi? 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır. Desinler ki biz mecliste yasama yapan bir grubuz. Ben milletvekiliyim, yasamada uğraşıyorum. İki tane kanun teklifi getirdik ve geçirdik. Alnından öpeceğim bütün sözlerimi geri alacağım. Sizin gruptan da gelmiyor efendim. Bak, hükümetten geliyor, geçiyor. Sistem işte bozuk, onu söylemeye çalışıyorum. Muharrem Eski yapan hepiniz bilirsiniz değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri milletvekiliydi. İşte yaşını başına almış, olgun bir insandı yani. Evet. Kimseye eyvallah olmayan bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Abi nasıl gidiyor dedim mecliste işler. Çok gıcır dedi. Benim keyfim yerinde dedi. Ne yapıyorsun dedim. Salih Kapus'u takip ediyorum dedi. Salih elini kaldırırsa ben indiriyorum dedi. O eli yerdeyse de ben kaldırıyorum dedi. Şimdi böyle bir sistem var. Nasıl oluyor? Kanunlar nasıl yapılıyor şimdi? Ben çevreyle ilgili veyahut da şehircilikle ilgili bir sürü kanun hazırlıyorum. Belediyeler yasası hazır mesela. Kentsel dönüşüm yasaları hazırladım. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi İnşallah 10 yıl içerisinde çıkaracağımız kanunlarla dönüştüreceğiz. Japonya kadar sağlam hale getireceğiz. İddiam bu benim. Ben iddialı bir insanım. Bunun için uğraşıyorum şimdi. Ben hazırlıyorum. Bakanlar Kurulu'nda sunum yapıyorum. Saatlerce sürüyor. Bütün arkadaşlar itirazlarını söylüyorlar. Olur mu öyle diyorlar. Bu yanlışlığa sebebiyet verir diyorlar. Vatandaş gözüyle bakıyorlar. Bilenler bakıyor. Ben de uzmanlarımla gidip sunuyorum ama. Sunumlar böyle yapılıyor Bakanlar Kurulu'nda.
Başbakan da başta dinliyor saatlerce. Kimse kalkmıyor. 10 saat, 12 saat. Sonunda bir şeye karar veriliyor. O metin meclise geliyor. Gruplar, komisyonlar. Sonra komisyonlarda biraz daha biçim veriliyor. Eğer orada itiraz varsa dönüp bakana diyorlar ki ya şurada bir ufak itiraz var. Şuna bir dikkat etsene. Değişti. Bakıyoruz. Olur veya olmaz diyoruz. Meclise geliyor. Pat çıkıyor. Kimse itiraz etmiyor. Niye etmiyor? Şu andaki sisteme göre bütün milletvekillerinin bir bakan olma şansı var. İnsanız. 317 tane AK Partili milletvekiliniz varsa işte 317'sinde bakan olmak gibi bir lüyası var. Ben giderim orada kanunları okurum arkadaş, yaparım, takip ederim. İşim bitti de dönüp gelirim diyen kaç kişi vardı size göre? Muhalefet de şöyle bekliyor. Bir ayak oyunu olsa da şuradan bir düşse de biz gitsek de biraz da biz otursak da falan diye bekliyor. Böyle bir ortamda herhangi bir milletvekilinin Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla gelmiş bir yasaya itiraz etme hakkı var mı sana göre? Şansı var mı diyelim? Hakkı var tabii de. Yok, kanunlar %96 öyle çıkmış zaten. Yani öyle olunca meclis çalışmıyor. Hele hele saat 2'de açılan meclis 7'ye kadar kavgalarla saat dolduruyor. Öneriler, gruplar adına verilen öneriler, şahs adına söz alanlar. Bu arada kesin satışma oluyor, sataşma oluyor. Bir partiye laf atıyorsunuz, o söz istiyor. O söz aldığında karşı partiye sataşmış oluyor. 4 tane grup başkan vekili var. Bak kimseye ayırmıyorum, partisini de söylemiyorum. Grup başkan vekillerinin elleri havada. Hep elleri havada. Meclis başkanından söz istiyorlar. Ya ne dedi ki diyor meclis başkanı. Şunu dedi ya diyor. E peki diyor, buyur söz. Ne olur diyor, ama diyor karşı tarafa söz düşmeden sen konuş. Bu konuştuğunda üçüne kesin laf atıyor. Onlar istiyor şimdi söz. Ya saat 7 ediyoruz. Herkes yoruluyor. Mecliste tık yok. Eğer bunun dışında şu anlattıklarımı kabaca anlatıyorum. Biraz da incitici bir şekilde anlatıyorum. Farklı bir şey varsa bütün milletvekilleri beni arayabilirler, söyleyebilirler. Yok. Karşıdaki kahvedeki o ağaç katışmasına benziyor. Hep söylüyorum ben. Hani sazdan bir iki çalar sonra dörtlük söyler ya aşık. Karşıda duyan o maniye göre bir şey uydurur. Bu gelirse öyle olmayacak mı efendim? Değişecek mi? Gerçek. Şimdiki sistem bu. Bunu bilelim. Hiç meclisin yasa falan yaptığı yok. Yasa falan düşündüğü yok. Hazırladığı yok. Yeni sistem ne olacak? Tamamıyla yürütmeden kopuyor. Oraya giden insan bir kere ben bakan olmuyorum arkadaş diye bilecek. Ben yasamaya gidiyorum diyor. İşi, gücü bu. Ve orada yasa teklifini kendileri hazırlayacaklar. Yürütme hazırlamayacak. Yasayı kendileri hazırlayacaklar. Kendileri tartışacaklar. Ve ondan sonra da yasa yapacaklar. Bundan daha güzel bir sistem olabilir mi? Şimdi meclis asli fonksiyonuna ve hüviyetine dönüyor. Onların istedikleri, efendim bu bizim ne var konuşacağız tabii, demokratik hakkımız falan filan dedikleri, iş düzeye dayalı olarak saatlerce oyaladıkları sistem bitiyor. Saatlerce. İşsizlik konusu zaten orada bir tartışma konusu. Kanun çıkmıyor diye herkes biliyor ve şikayetçi. Şimdi tam tersine olacak inşallah. Sayın Bakanım, yasalardan bahsettik. İmar yasası değişecek mi? Özellikle kentsel dönüşümle alakalı. Hem bakanınız öncesinde hem de belediye başkanlığı zamanında hem de yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcısıyken epeyce bir çaba sarf ettiğinizi biliyoruz. İşte Kayseri'de bazı bölgelerde değişiklikler var. Özellikle İstanbul'da Fikirtepe'de Gazi Osman Paşa'da geçen gün sizin de katılmış olduğunuz bir toplantıda temel atma töreninde yine böyle bir organizasyon içerisindeydiniz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de böyle. Genelde kentsel dönüşümde şöyle bir sıkıntı var. Bekleme süresi müteahhiti yorduğu için. Çünkü bir yıllık süreç beklenecek, bakanlığa kurul kararı çıkacak falan falan bilmem ne derken işte mal sahibine kirası dönecek. Yani epeyce bir gözü aynen öyle. Müteahhitlerin çoğu da batıyor yolda zavallılar. Aynen öyle. Bununla ilgili imar yasası, sit alanlarındaki değişiklik, anıtlar kurulundaki değişiklikler, bunlar bilmiyorum sizin herhalde çalışma kapsamalarınıza evet. Giriyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de kamu ihale kanunu ile ilgili bir değişiklik söz konusu olacak mı? Şu anda kentsel dönüşüm yasası üzerinde bakanlık olarak biz çalışıyoruz. Şehircilik Şurası'nı topladık. Şehircilik Şurası 4 ana başlıkta çalışıyor. En önemli gündem maddemiz orada kentsel dönüşüm yasası. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasası çıkmış. Yani bu ülkeyi depreme hazırlıklı hale getirelim yasası bu. Ama şu ana kadar 5 yıl içerisinde tam 960 bin bağımsız birimi ilgilendirecek karar alabilmişiz. Bir kısmı dönüşmüş, bir kısmı hala dönüşmemiş. Senede 160-170 bin binanın dairenin dönüşümünden bahsediyoruz. Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Hele hele İstanbul için bütün hocaların 2030'a kadar büyük bir deprem var, şiddetli 7-7,5 arası olacak dediği bir ortamda. Topraklarımızın %42'sinin deprem bölgesinde olduğu bir ortamda.
her bir köşeden her gün bir deprem haberi almıyor muyuz? Bir ortamda bizim bir an önce bu yasayı en hızlı şekilde dönüşümü sağlayacak hale getirmemiz lazım. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine kurulu. 1999 depreminden sonra yapılan binalar biraz sağlıklı gözüküyor. O yönetmeliğe göre yapılanlar. Ama 99 depremi öncesindeki yapılan binaların büyük bir bölümü de sağlıksız gözüküyor. Ne kadar var böyle bir yapı stoğu? 15 milyon civarında yapı stoğu var. Bunun yarısı sağlıksızsa bizim bu önümüzdeki 13-14 yıl içerisinde 7,5 milyon binayı dönüştürmemiz lazım. Senede 500 gün civarında binayı dönüştürmemiz lazım. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Orada sıkıntı çok. Mülkiyet işiyle ilgili zaten işi çözebilmek öyle zor ki. Ben 2 gün İstanbul'daydım. Özellikle de gitmişken teşkilattan da rica ettim. Ne kadar mülkiyet ihtilafı olan, imar sıkıntısı olan yerler varsa yazın. Ben oralara gideyim. Yani boşuna sağda solda nutuk atacak yerlere götürmeyin. Gideyim ben nizahı severim, ihtilafı severim. Hiç değilse çözeyim diye. Sultanbeyli'ye vardık mesela. Araziler birilerinin elinde, üstündeki şahıstan evleri başkalarının üstünde. Kartal'a gittik mesela. Bir bölgesinde 14 milyon metrekare tapu var. Fakat alan 7 milyon metrekare. Kabaca söylüyorum. O kadar çok tapu var ki vatandaşların elinde tapu. Oturan farklı, o farklı. Her bir yerde imar sıkıntısı var. İşte bütün bunları bu kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürerek işlerde ihtilafları da bitirmemiz lazım. 8 ilçeye gittim 2 gün içerisinde. 15-20'ye yakın toplantı yaptım. Dilim dışına düştü vallahi çıktığımda. Çünkü vatandaşların her biri derdini söylemek istiyor. Sarıyer'deki yaptığımız toplantıda 2500-3000 kişi vardı. Hepsi konuşmak istiyor. Kartal'da yüzlerce insan derdini söylemek istiyor. Bakanı bulmuşlar. Komisyonlar kuracağım şimdi, takip edeceğim. Onları çözeceğiz. Ama ferdi olarak da ayrıca bakanlık olarak ihtilaflı yerlere giriyoruz. Risk alıyoruz. Fikirtepe. 10 sene önce yapmışlar. Affedersiniz, çamura dönmüş ortalık. Sıkıntıdan geçilmiyor. İnsanlar perişan. Müteahhitler batmış. Girdik devreye, çözdük. Hamdolsun 3 ay uğraştım ama devam ediyor. Müteahhitlik bile yapıyoruz orada bakanlık olarak. Karabağlar'da aynı şekilde sıkıntı var, İzmir'de çözüyoruz. Güneydoğu'yu çözüyoruz. Uğraşıyoruz. O konularda 16 Nisan'dan sonra meclis normal bir çalışma takvimi içerisinde devam ederse kentsel dönüşüm yasalarını getirip Türkiye'deki bu dönüşümü hızlı şekilde inşallah gerçekleştireceğiz. Yani bunun dışında tabii yönetmelikte de çalışma var. Haziran sonu itibariyle artık eski yönetmelik rafa kalkıyor. Bakanlığın yayınladığı bir tip imar yönetmeliği vardı. Belediyeler de değiştirecek mi efendim? Sizinkine mi adapte? Şöyle, biz bir anayasa yazdık. Bütün belediyelere şimdi gönderdik. Onlara dedik ki şu kadar süre içerisinde şehrinizle ilgili özellikleri yazın, bize geri gönderin. Biz bunu onaylayacağız. Bizim anayasaya aykırı değilse o şehrin anayasası bu olacak. Bundan sonra değişiklik yok. Bitti. Herkes buna uydursun kendini. İstanbul'un imar yönetmeliğiyle Siirt'inki farklı olacak. Hakkari ile Ankara'nınki farklı olacak. Şarkışla ilçesiyle Kadıköy'ünki bir olur mu ya? El insaf yani. Tillo ilçesiyle Kadıköy bir olabilir mi? Beşiktaş bir olabilir mi? Şimdi böyle. Orada en büyük sıkıntı şu. Öyle bir şey yapmış ki zamanında bakanlık, insanlar 100 metrekarelik ev yapıyorlar. Ama 70-80 metrede boş alan bırakmışlar evin içinde. İmardan sayılmıyor. 60 metre balkon. Biz biliyoruz ki o balkon yarın gün odaya dönecek. Bu istismarların önüne geçecek bir tedbir aldık şimdi. Onların hepsini inşallah gerçekleştireceğiz. Kamu ihale yasası ile ilgili bizim tarafta bir çalışma yok. O başbakanlıkta ne aşamada onu bilmiyorum. Bir de şehirlerde kent estetiğiyle alakalı bir çalışma yapacaksınız. Belediyeler yasasında geliyor. Değil mi? Böyle bir mecburi şey hale geliyor. Yani Londra'da nasıl 2 katlı otobüsü hatırlıyorsak veya kırmızı telefon kulübesini hatırlıyorsak, Kayseri'de de bu şekilde hatırlanacak ya da Ankara bu şekilde hatırlanacak. Yeni belediye yasasında geliyor. Bir zorunluluk haline getiriyor bu iş. Tavsiye kararından ziyade o kent estetik kurulunun görevleri olacak. Ve kendi şehrinin kendi o estetiğini korumaya da gayret edecek o. Şehirler, belediyeler, belediye bütçesinden mi kaynaklanacak, ödenecek onlar yoksa? Belediyeler yasasını hazırlıyoruz. O yasa içerisinde gelecek. Estetik uygulamasının bütçesi. Belediyeler bünyesinde kurulacak. Hı hı. Tabii ki belediye bütçesinden karşılanacak. Tamam. Sağ olun. Sayın Bakan, referandum evetle sonuçlanır ise bir seçim beklentisi olabileceği söyleniyor. Yani hayırla sonuçlanırsa kesinlikle bir erken, olağanüstü erken seçim var ama
evetle sonuçlandığında da bir 6-7 ay iç tüzük hazırlıkları, yasalar çıkartıldıktan sonra olağanüstü bir erken seçimin öngörüleceği, her ne kadar değişiklikte 2019 dense de bir erken seçim olabileceği söyleniyor. Böyle bir ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de sizin durumla alakalı soracak olursak, siz hani ben muhtemelen yokum gibi bir cümleniz vardı satır aralarında. Onu okuyamıyoruz, çözemiyoruz. Yani yokum derken... Ben de çözemiyorum. Yani ama yokum dediniz. Yokum, iki sene beklemeyelim de. En azından bir ışık alalım. Yani milletvekili olarak mı yoksunuz, bakan olarak mı yoksunuz, yoksa geri dönüp Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir içinizde uhde var mı? Hemen ilave edeyim. O soru bende de vardı ama cami öne geçti. Evet. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok konuşmaya başlandı. Osman'ın sorusunun o yorumdan sonra yorumlar bitmiyor. Yani önce Osman'ın da arkası İstanbul şimdi ön plana çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Çevre Bakanlığı'ndaki elde etmiş olduğu kısa süre başarı da buna ekliyorlar aslında. Aslında bu soruya vereceğim cevap Veli Bey cevaplasa bilir mesela. Ben vereceğim cevap tahmin eder. Benim yerime isterseniz Veli Bey söylesin. Biz de tahmin ediyoruz ama yorumlar bitmiyor efendim. Şimdi Osman dedi bir yorum şimdi alalım. Şimdi tabii bu referandumdan başlayalım. Referandumda evet veya hayır çıkması konusu tabii ki televizyonların diline düşecek, yorumcuların diline düşecek, siyasilerin diline düşecek. Belki de bir iki ay, üç ay bunu konuşacağız. Evet çıkması halinde de, hayır çıkması halinde de, lehte, aleyhte o kadar çok şey söylenecek ki, yorum yapılacak ki. Ama her halükarda biz bütün hesabımızı 2019 üzerine yaptık. Evet çıktığı takdirde ki inşallah çıkacak, arkasından uyum yasalarını yapmaya geçeceğiz. Çünkü her bir anayasa hükmü alttaki birçok kanunu etkileyecek. Onların hazırlanması, uyum yasalarının yapılması herhalde aylar alacaktır. Ama bu meclis, kolay bir şey değil. Meclis iç tüzüğü kısa sürede tamamlanır, olağanüstü erken seçime engel kalmaz gibi bir görüş var. Yani olağanüstü erken seçim eğer amaçlıyorsa iktidar partisi bunu bir türlü gerçekleştirir. Hı. Şimdi bunu niye gerçekleştirelim ki biz? Bizim zaten bir şikayetimiz yok. Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız. Başbakanımız ve bakanlar kurulu, toplam sayımız 317 kişi yapabiliyoruz. Ama bizim bütün isteğimiz bu şahısların veyahut da tesadüfen bulunan şu istikrarlı ortamın bundan sonra kurumsal olarak kalıcı hale gelmesi. Yani başbakanla cumhurbaşkanının samimi olduğu ortamı bundan sonra nasıl bulalım biz? Oy kullanırken şöyle mi diyeceğiz? Başbakan eğer sen cumhurbaşkanı iyi geçinirsen seni seçelim yoksa seçmeyiz mi diyeceğiz? Ama şu bizim AK Parti dönemine kadar hep kavgalı ortamlardı. Geçmişe doğru hep kavgalı ortamlardı. Bu kavga ortamı bitsin artık yeter. Kurumsal bir yapıya kavuşturalım biz orada. Sonra istikrarlı 5 yıllık hükümetler gelsin diye çırpınıyoruz. 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik hükümetlerin yapacağı bir şey yok. Ortalama 15 aylık ömrü olan bir Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde hükümetler ne yapabilir ki? Hele hele 50 ile 2002 arasında tek partili bir sistemden sonra 2002'ye kadar AK Parti gelene kadar 39 tane hükümetin olduğunu düşünürseniz 10 tane olması gereken 12 tane olması gereken hükümet yerine 39 tane hükümet var. 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 10 aylık böyle bir ortamlar bitsin diye çabalıyoruz. Bir de şu vesayet yapısı bitsin artık. Faili meçhuller bitsin, tezgahlar bitsin, ihtilal ortamı hazırlamalar bitsin yeter. İnsanlar güçlü bir şekilde iktidara geçsinler, birisini seçsinler. 5 sene hizmet etsin, severse devam ettirsinler, sevmezse git kardeşim desinler, öbürünü geçsinler gibi kaba bir sistem tarif ediyoruz biz. Çok net bir sistem tarif ediyoruz biz. Bu sistemde de doğrusu ısrarcıyız. Ve bundan dolayı da bu kurumsal yapıya kavuşsun diye uğraştıktan sonra biz erken seçime niye gidelim ki? Gitmeyiz, öyle bir ihtimal yok. Ama ülkenin şartları ne getirir, yarın bir gün ne gösterir, onlar hususunda da bir şey diyecek halimiz yok. Yani herhangi bir şekilde evet veyahut da hayır durumunda ben erken seçim olasılığını zayıf görüyorum. Onu net söyleyeyim. Bunun dışında şahsımla ilgili gelince zaten 3 senelik daha süremiz var neredeyse. 2019 Kasım'ında mı seçimler? 2,5 sene var. Vazifeye devam ediyoruz. O gün geldiğinde büyük ihtimalle ben müsaademi isterim yine. Yani hakikaten 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. 4 yılda milletvekilliği yapıyorum. Bu şehre hizmet ediyorum. Yeter diye içimden de geçiyor. Gençlerin de önünü açmak lazım. Biraz da geriye çekilip belki orada bir akiller ordusu oluşacaksa onun içerisinde yer alıp dua etmek, fikir vermek çok daha uygun diye de düşünüyorum. Ama şartlar ne getirir, ne olur onu da bilemiyorum. Çünkü ben belediye başkanlığını 3. dönemin bittiğinde gidip yalvar yakar bana müsaade diye
Tayyip Bey'den izin istemiş bir insanım. Ve daha sonrasında da hep her dönem bana müsaade var mı diye gitmiş birisiyim. Ama ülkenin şartları ne getirir ne götürür hakikaten onu da hiç bilemiyorum. Milyonlarca yani. Konutu dönüştüreceğiz ya depremden önce. Başka ve onların yasalarını hazırlıyorum. Yine de gelecekte alıp devam edeceğiz. Yine de dönüştürmek şimdi lazım. Hele hele Kayseri'ye dönmek gibi fikrim de hiç yok. Onu soracaktım. Ama İstanbul'u kullanmak Büyükşehir Belediye Başkanı. Hiçbir şey yok. Yorumdan arda arızası kesin mi? Yok hiçbir şey yok. Olmam dediniz ya millet. Ama en azından şunu yapıyorum. Kayseri göz ucuyla da takip ediyorum. Arada bizim başkanın kaynalığını yapıyorum. Şu niye duruyor? Şu proje ne oldu? Mustafa Bey'e diyorum ki şimdi Talas'taydık zaten. Bu niye yapmadın da? Bu niye geride kaldı? Şu niye? Ne oldu buranın realistlerim falan diye de soruyorum. O bu şehrin milletvekili olarak zaten benim işim. Onlar da beni arıyorlar. Ankara'da şunu takip edelim, bunu takip edelim diye. Ben de birebir takip ediyorum onları. Talas ve Büyükşehir demişken, Melikşah Üniversitesi'nin genişleme alanı içerisindeki gece kondu sahipleri bir mağduriyet yaşadıkları gibi bir durumdan serzenişte bulunuyorlardı. Şöyle orada bu sıkıntı. Bir, zannedersem olur. Onlar yüksek kat istiyorlardı. Orada yüksek kat yoktu. Yani şimdi oradaki insanlara yüksek kat verseniz yanı başındaki parsel geliyor bunda da. Diyorlar ki bak şu karşıdaki evler 15 oldu bizimki ama niye böyle duruyor? Eski haline döndü değil mi Sayın Bakanım? Eski haline döndü. Eski haline döndü, evet. Eski haline sorun yok zaten. Ama onlar orada yüksek kat istiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. O artık belediye meclislerinin bileceği bir iş. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kısa sürede iki tur yapabildik. Son sözü size bırakalım. Genel bir değerlendirme. Sevgili izleyicilerimize gerek içeride gerek dışarıda neler söylemek istersiniz? Tabii bu 16 Nisan seçimleri sanki bütün seçimlerin anası gibi. Toplumların hayatında çok önemli dönüm noktaları vardır. İşte mesela 1946 çok partili sisteme geçiş Türk toplumu için bir dönüm noktasıdır. 94'te belediye başkanlıkları seçiminde yeni gelen misyonun hizmet belediyeciliğinin öne çıkarması, ideolojik belediyeciliğin çökmesi bir dönüm noktasıdır. Sanki bu 16 Nisan da bir dönüm noktası olarak gözüküyor. Şimdiye kadar ne kadar sıkıntı çekmişsek, ben bunu birkaç başlıkla topluyorum o sıkıntıları. Liderler kavgası, Cumhurbaşkanı, Başbakan kavgaları. Çok örnekleri var. İnsanların bilgiye ulaşmaları da çok kolay. İnternetten yazıp, Cumhurbaşkanı, Başbakan isimlerini yazıp kavgalarını sorsunlar. O küçük cep telefonları bunun hepsini söylüyor zaten. İşte o liderler kavgasının bittiği, yukarıya seçtiğimiz insanların sadece hizmete odaklandığı bir dönem başlayacaktır diye bakıyorum ben. İkincisi istikrarlı güçlü hükümetlerin geleceği bir dönem diye bakıyorum ben. Üçüncüsü de bunlardan daha önemlisi de her 10 senede bir insanların seçtiği, oradaki milli iradeyi yansıtan milletvekillerine, bakanlara, başbakana hayatı zehir eden bir yapı var. Onlar orada yer altında hazır bekliyorlar. Ellerinde silah var. Her türlü bela var. Bunlar katil adamlar. Bunlar 1950 seçimlerinde %53 oy alan, 54 seçimi geldiğinde 57 oy alan Demokrat Parti'nin başındaki Menderes ve ekibine tezgah kurup idam eden katiller ordusu bunlar. Aynısını Demirel'e de, Özal'a da, Erbakan'a da yaparak sivil iradeyi devamlı insanların gözünden düşürüp, iş yapamaz hale getirip, itibarsızlaştırarak ihtilal ortamı hazırlayan adamlar. İhtilal ortamı hazırlarken de vicdan yok bunlarda, din yok, iman yok bunlarda. Gencecik yavruları öldürerek devam ediyorlar. Şimdi siz benim öğrenci olaylarımdan bahsettiniz. Doğru. Dernek başkanlığı da yaptım. Talebe başkanlığı da yaptım. Yurt başkanlığı da yaptım. Yurttaki çocukları korumak için bir senede silahlı gezdim. İki senede silahlı gezdim. Ama Allah şahittir ki bir kimseye doğrultup sıkmadım. Benim sorumluluk bölgem bazen Ankara'nın yarısı olduğu oldu. Orada bir patlama olur. Ne olduğunu anlayamayız. 10 tane çocuk ölür. Ertesi gün karşı grubun olduğu yerde kahve tarağında 20 kişi ölür. Ya kim yapıyor? Niye yapıyor? Ya oranın sorumlusu benim. Bir şey olacaksa benim karar vermem lazım. Ben de bir yerlerle istişare edip yapmam lazım. Asla biz o gençler olarak, ülkücü gençler olarak da, karşıdaki devrimci gençler olarak da silah elimizde birbirimizi vurmadık, şöyle kimseye doğrultmadık. Ama birileri cinayet işliyordu durmadan. El altından felaket şekilde her gün 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi ölmeye başlamıştı. Aynı silahlar hem sağdan hem soldan. Aynı ya Osman'cığım. Emin olun ya. Bize de haber veriyordu bazen polisler bir şeyi. Onlara da haber veriyorlardı. Şimdi hiç unutmuyorum bizim tarafta bir kahve tarandı. Bizim arkadaşlarımızın yani ertesi gün yükselişin ilerisinde bir bomba patladı. 8-10 tane orada toplanan sol örgütten çocuklar uçtular. Kim yaptı? Ülke ocaklarında saatlerce konuştuk ki canlayamadık biz. Bu niye yapıyorlardı bu katiller? Devrim ortamını hazırlıyorlar. İhtilal ortamını hazırlıyorlar. Tabii kastım o benim. İhtilal ortamı hazırlıyorlar.
Buna zaten defalarca da itiraf etti Kerem Evren. İnsanların kanları üzerine ihtilal yaparak oturanlar daha sonra da sistemi bozdular. İşte bunun da son bulacağı bir ortama gidiyoruz şimdi. En çok sevindiğim burası benim. İnsanlar rahatça gidip oylarını kullanacaklar. Güçlü bir şekilde %51 ile başkanlarını, cumhurbaşkanlarını seçecekler. İnsanların aklına güvenmiyor muyuz biz ya? Oyuna güvenmiyor muyuz? Seçecekler. O da kabinesini dizecek. 5 sene hizmet edecek. Sistem bu kadar basit. Eğer seversek devam ettireceğiz. Ve bitirecek orada bir cumhurbaşkanı süresini. Eğer sevmezsek git kardeşim sen istemiyoruz diyeceğiz. Yeni birisini getireceğiz. Böyle sisteme geçiyoruz. İnşallah bu ülkemiz hakkında hayırlı olur. Sonu hayır gelir. İnşallah bütün terör örgütlerinin de bu güçlü iktidarlar döneminde sonu gelir. Bunu da ben çok önemsiyorum. 16 Nisan seçimleri ülkemize güzellikler getirsin, iyilikler getirsin diye de dua ediyorum. Katılım ne bekliyorsun Sayın Bakanım özür dilerim yüzde olarak? Yani ben yüksek bir oran bekliyorum. Hele hele Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin toplamının ciddi bir yakın tuttuğu bir ortamda Kayseri'den de rekor seviyede bir oy bekliyoruz inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Sevgili seyirciler, özel ortak yayınımız burada sona eriyor. Bir başka programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.